kendi kişisel problemi. Çapkın kadınlar yani nedense hep evli erkeklere yöneliyorlar. Ama zannetmiyorlar ki yani hani hemen işte elinden kaparız veya başka bir şey mi düşünüyorlar artık bilemiyorum. Yuva mı yıkacağız falan diye mi düşünüyorlar? Senin aynı şeyler senin için de söylenmişti geçmiş dönemde. Yani ben hiçbir zaman yuva yıkmadım. Yuva yıkıcı bir insan da olmadım. Zaten hiçbir zaman yapmam yani yapmam. O benim karakterimde yok maalesef. Sanatçılarla yaptığımız ankette en çapkın bayanlar arasında Demet Şener ilk sırayı aldı. Peki podyumların tescilli güzeli gerçekten hızlı bir çapkın mı? Magazin basınında aşk haberleriyle sık sık manşetlere çıkan ünlü manken bir erkekte en çok hangi özellikleri arar? İşte Demet Şener ile yaptığımız söyleşide kendisine bu soruları yönelttim. Birlikte izleyelim. Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener, podyumların en popüler ve en çok kazanan mankenlerinden biri. Ünlü mankenin hızlı çapkınlar arasında gösterilmesine neden olan aşk defteri ise bir hayli kabarık. Adı Demet Şener'le aşk dedikodularına karışanlar arasında ünlü isimler de var. Şimdilerde vatani görevini yapan ünlü popçu Burak Kut, bir ara aynı ekranı paylaştığı Yılmaz Erdoğan, stand-up sanatının başarılı ismi Cem Yılmaz ve son olarak genç iş adamı Erdal Acar. Peki bu aşk haberleri ne derece doğru? Seksi ve güzel manken ne kadar çapkın? İşte Demet Şener'in bu konudaki ilginç açıklamaları. Mutluyum. Yani kim ne derse desin hayatımı ben yaşıyorum ve bunun içinde mutluyum. İstediğim gibi yaşıyorum, özgürüm. Kişiliğime önem veriyorum. Çok genç olduğumu düşünüyorum ve gün geçtikçe daha da fazla şey öğrendiğime inanıyorum. Ve devamlı kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Evet. Kim ne derse desin istediğim gibi yaşıyorum dedin. Evet. Özel hayatınla da gündemdesin. Evet, gazetelerde her gün fotoğrafların var. Bundan pişman mısın? Maalesef diyorsun. Yani şöyle pişmanım. Kimileri doğru, kimileri yanlış. Yanlış olanların özel hayatıma katılmasını pişmanım. Evet, yani böyle şeylerin çıkmasını istemiyorum. Doğru olanları da ben yaşıyorum ve artık bir karar aldım. Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Seni ilk Burak Kut'la duymuştuk. Sonra işte Yılmaz Erdoğan'la duyduk. Cem Yılmaz'la duyduk. Yılmaz Erdoğan yanlış. Yani böyle bir şey yok asla. O benim çok yakın dostum. Yani bunun bu şekilde lanse edilmesinden, bu şekilde kamuoyuna yansımasından ben çok rahatsızlık duyuyorum. Cem Yılmaz'la duyduk adını. Evet, Cem Yılmaz'la da duyuldum. Evet, Cem Yılmaz'la doğruydu herhalde değil mi? Demin? Evet. Ondan sonra en son olarak da Erdal Acar'la birlikte ismini duyduk. Bu konuda ne diyorsun? Dediğim gibi özel hayatımla ilgili artık konuşmak istemiyorum ve bir yorum yapmayacağım. Paparazzi muhabirleri bir anket yaptılar. Magazin dünyasındaki kişilere sordular. Sizce en çapkın sanatçı kim erkek ve bayan diye. Bayanlar içinde sen birinci çıktın biliyor musun? En çapkın bayan olarak. Yani şöyle bir şey, çapkınlık nedir? Yani bu çok saçma bir laf geliyor bence. Çünkü dediğim gibi yani ben bir genç kızım, bekarım. Aşk güzel şey, yaşanması en doğal olan şey bence. Evet, aşık oluyoruz, yaşıyoruz. Ve bunlar gündeme geliyor. Bunlar çok hızlı yaşandığı gibi gösteriliyor. Aslında böyle değil. Demet Şener bir erkekte ne arar? Ya öncelikle kesinlikle karşılık beklerim sevgimde. Ve çok önemli benim için saygı. Saygı olduğu zaman ve sevgiyle birleştiği zaman çok güzel ilişkiler oluyor. Çok davetlere katılıyoruz. Çok basında yazılıyor. Bunun için bunları taşıyabilecek güçlü bir erkek olması lazım. Dediğim gibi saygı ve sevgi en önemlisi ve anlayış. Şu anda öyle birisi var mı Demet? Var tabii ki, ne demek var. Yıkılmadım aslında yeni albüm.